Öncelikle yani Galatasaray'ı ve Başakşehir takımının ikisinin de bence yüksek performanslı güzel bir mücadele oldu. İki takımı da mücadele insanlarını tebrik ediyorum. Tabii baktığınızda çarşamba günü baktığınızda yüksek tempoda 120 dakika bir kupa maçı oynadık. Dolayısıyla bir yorgunluk da var ama buna rağmen gayet güzel bir mücadele oldu. Ben oyuncuların performansından dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray'da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Baktığınızda zannediyorum kupayla birlikte 14 haftadır iki mağlubiyetimiz var. Biri Fenerbahçe'ye, biri Galatasaray'a. Dolayısıyla Başakşehir Futbol Kulübü baktığınızda Galatasaray'ın ve Fener'in artık bütçe olarak da her anlamda diğer takımlardan kopmuş durumda. Ama buna rağmen mücadelenin ben çok iyi geçtiğine inanıyorum. Ve özellikle Başakşehir başta teknik direktörümüz ve oyuncularımızı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü 14 haftanın iki mağlubiyeti, biri Fenerbahçe'ye, biri Galatasaray'a. Hepimizin bildiği bir gerçek var ki oyuncu kalitesi olarak da bütçe olarak da iki takımın da artık diğer takımlardan koptuğu çok açık net. Dolayısıyla böyle bir mücadele oldu. Bundan sonraki süreçte artık önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz. Şimdi tabii maalesef onu da biz böyle basından, medyadan duyuyoruz. Ona da çok üzüldüm. Tuba baktığınızda sezon başı planlamamızda Galatasaray'ın as başkanı Erden Timur Bey, bizim as başkanımız Mesut Bey'le bir iki telefon görüşmesi yapıp transferin hatta son dakikasında Galatasaray kontenjanı boşaltmaya çalışıyor. Bizde iyi bir oyuncu olduğu için böyle bir teklif geldi. Biz de kendi oyuncumuzu sözleşmesinin yarım sezonluk bedelini ödeyerek feshettik ve Dubai'yi bizim takımımıza dahil ettik. Ben kendisine o zaman bizim as başkanı da şunu söylemiştim. Sezon sonuna kadar planlamamız da olmalı. Eğer yarım sezonluk veriyorlarsa biz hiç böyle bir sözleşmeye girmeyelim diye. Fakat hayır, sezon sonuna kadar kiralama yapabiliriz. Siz de planlamanızı ona göre yapabilirsiniz dediler ve biz ona göre onay verdik. Şu ana kadar bize gerek Erden kardeşim gerek Dursun Başkan'la da yaptığımız görüşmede aramızda asla böyle para konuşması falan olmadı. Olamaz da. Oyuncu Galatasaray'ın oyuncusu ama sezon sonuna kadar da kiralık bizim oyuncumuz. Dolayısıyla bizim de o bölgeye ihtiyacımız var. Oradaki mevcut oyuncumuzu da yollamışız. Böyle bir anlaşmayı zaten bırakın konuşmayı. Biz planlamamızda böyle bir oyuncuyu veremeyiz diye söyledik. Dursun Bey de bunu çok normal karşıladı. Aramızda en ufak böyle bir konuşma olmadı. Nereden çıkıyor, nasıl yazılıyor bilmiyorum. Böyle bir para konuşması olmadı. Yani Başakşehir biraz daha erken yemeseydi golleri bence daha zor bir maç olurdu. Goller erken geldi. Arkasından da tabii herhalde önde değil de daha gerilerde offside. Bu yeni offside sistemiyle herhalde. Zannediyorum offside'a giren Deniz Türüş'tü. Ondan dolayı offside verdiler. Ve o karara istinaden 2-0'lık bir skorla son dakikaya kadar gittik. Eğer 2-1 olsaydı mutlak sonuç daha zor olurdu. Yani şöyle zannediyorum çarşamba günü bununla ilgili bir araya geleceğiz. Evet. İhale komisyonunda Sayın Ali Koç, Sayın Dursun Özbek, ben varız. Federasyonla da birlikte bir genel değerlendirme yapacağız. Şu an zaten mevcut şartnameyi alan yayıncı kuruluşlar orada açıklanacaktır. Teşekkür ederim. Sağ olun başkanım.